Satışlarla ilgili genel bilgiler. Metal aksesuarların gelen mock-up'lar üzerinde çakım yapılarak elde edilen yükseklik toleransların yazıldığı bir formdur. Burada önemli olan mock-up'la yapılan modelin birebir aynı olması önemli. Bir de önemli şey, daha hiç çakım bile başlamaması lazım. Çünkü bazen ürünler değişiklik olabiliyor, bazen kat farklılıklarının iptal olabiliyor, arasında telek olması istenebiliyor. Çakım daha başlamadan, daha model dikilmeden önce bize modelle birebir mock-up gelirse, burada çakımda denemeler yaparak nasıl çakılacağı konusunda bilgiler de vermekteyiz. Merhaba. Datasheet uygulamaları konusunda bilgi vermek istiyorum. Datasheet için gelen mock-up'lar bize 4 parça haline gelmesi lazım. Bunun 3 parçası size geri gidecek, bir parçası bizde kalacak. O bir parçada biz denemeler yapıyoruz. Mock-up dediğimiz nedir? Aksesuarın çakıldığı yerin parçasıdır. Mesela burada bir kapşon var. Kapşon sadece parça kısmı gelmiş. Direkt telası var, kumaşı. Ölçü değerlerin, ortalama değerlerini alarak çakımlar yapılacak. Bu şekilde de size uyarılar, düşünceler, görüşler söylenecek. Bu şekilde bir form oluşturulacak. Bir forma datasheet diyoruz. İlk başta makine ayarı yapmamız gerekmekte. Bunun için merkezleme ayarını kontrol etmemiz lazım. Kuş gözü altta kullanacağımızdan dolayı delme işlemi yapılması gerekiyor. Delme işlemi için şu şekilde. Kumaş kayıp yüzün delinde. Kuş gözünü alta kullanıyorum. Bu şekilde bir çakım oldu. Gayet düzgün. Kumpasla şu şekilde ölçümler yapıyoruz. Kumpasın alta ve üstü tam net bir şekilde öpüşeceği şekilde fazla bastırmadan ölçüler çıkıyor. Bu ölçüler birkaç tane çaktığımızdan dolayı 3 tane mock-up geldi ya. 3 tane mock-up geldi, 3 tane ürün çakıldıktan sonra onların ortalama değeri bulunuyor. Ortalama değeri bulunduktan sonra ise datasheet formunda 2 tane değer yazılır. Bir en alt limit, bir de en üst limit. İki değerin arasında size çakmanızı öneriyoruz. Özellikle ortada çakarsanız, orta ayarı çakarsanız daha iyi olacağını düşünmekteyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.